Tarikatına as-sahva ve hayru fi cemiyye. Allah Azze ve Celle buyuruyor Kur'an'da Euzubillahimineşşeytanirracim. Kulillahümme mâlikel mulk tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke men teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tudillu men teşâ'u biyedikel hayr inneke alâ kulli şeyin kadîr. Allah buyuruyor ki mülk Allah'ın elindedir. Allah kime isterse verir. Sultan da yapar, başkan da yapar. İstediği gibi kime isterse verir, kime istemezse vermez. Yani kimse kendi küçükken ben şöyle olacağım, böyle olacağım, milyonlarca insan var. Ben cumhurbaşkanı olacağım, ben başbakan olacağım diye isterler küçükken hep böyle düşünürler. Ama Allah Azze ve Celle istediğine veriyor. Mülk Allah'ın elindedir. İstediğine verir. Allah kimi isterse yükseltir, aziz eder. Allah insanı yükseltti mi, aziz etti mi, kimse onu zelil yapamaz. Zelil yaptığı insanı da kimse aziz yapamaz. İsterse dünya onun olsun, gene insanlar ona kötü gözle bakarlar. Onun da yapacağı işlere dayanır bu. İnsan kötü bir yer çalıştırıyorsa onun adı bilmem neyle Şefe'nin çok söylediği bir laf vardı bu gibi insanlara. O insan hayatta o zilletten kurtulamaz. Ama Allah yoluna giden insan, Allah için çalışan insan devamlı başı yüksek, alnı açık olur. İnsanlar sevmese bile gene hürmet ederler ki bu insan doğrusundan ayrılmıyor. İnsanlara bir faydası var. Ona bile yani düşmanları bile o insanı takdir eder. Sevmezlerse bile gene bir şey olur. Onlara hürmeti olur. Hürmet dediğimiz işte bu Allah'ın aziz kıldığı insanlardır demek. Ama dediğimiz gibi o iyi olmayan insanlar, onlar da istediği kadar malı mülkü olsun, serveti olsun, gene insanların gözünde makbul bir insan değil. Yani para için herkes şey yapabilir, insana yaklaşabilir ama yaklaşma başka, onun Allah'ın yükseltmesi başka. Dünya için kendini rezil eden insan akılsız insandır. Çünkü kendini kandırmış oluyor. İnsanlar da onu kandırıyor yani. Yanında seviyorum gibi gösteren insanlar bile onu bir dakikada bırakırlar. Allah insanları nefisleriyle mücadele edip de yükselmeleri için nefsi yarattı, şeytanı yarattı. Ona tabi olmadıkça yükselir. Onlara tabi oldukça alçalır, rezil olur. İnsanların çoğu nefislerine tabidirler. İnsanların ne için? Çünkü kolayına gidiyor. Kolay gösteriyorlar. Nefsin arkasına gitmesi, nefsin arzularına tabi olması kolay geliyor insanlara. Halbuki kolay değil aslında. Ama nefis hayır yapmaya kalkınca karşısına duruyor. Zorluk çıkarıyor. Onun için kötülüğe gitmesi insanlar için daha kolay oluyor. Ayet-i kerime var ki insanların çoğu doğru yolda değil, hidayette değil. Bu Allah'ın yolunda olanlar azınlıktır. O da Allah'ın bir keremi, insanlara hediyesidir doğru yolda olanlar için. Doğru yolda olmak kötü bir şey değil. Esas iyi odur. Allah'ın seçilmiş kullarıdır. Allah izzet, şeref vermiş o insanlara. Onları yükseltmiş. Ayette okuduğumuz gibi istediğine verir, istediğine vermez. Demek ki doğru yolda olanlar o şerefe naildirler. Allah'a şükür. Allah doğru yoldan ayırmasın. Yani insanlara da hidayet versin. Ne kadar insan hidayete erişse o kadar daha bereketlenir, daha rahmetlenir bu dünyaya. Çünkü Allah'a karşı gelmek, eski zamanlarda da Allah intikam alırdı. Bazı insanları silip süpürürdü. Ama bu Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra birbirlerine musallat etti. Onun için bir musibet geldi mi demek bir şey var. İnsanlar rahat durmadıkları için bir musibet geliyor. Şimdi ne kadar doğru yolda olsak o kadar bizim için daha rahmet olur, daha bereket olur inşallah. Allah Azze ve Celle say in this surah, He has everything in His hand, the power to be in like president or to be king or to be what the highest place. It is by order of Allah. His will make these people to come to this position. No, they can, without His will, they cannot be. We are seeing millions of people when some election coming, nearly 10 million people, they try to be in power, and they taking it down until maybe 5,000 people. After they make election, they very few people coming. But this also from Allah, if He want, take you to make you high and to make you this not important. The most important after this, to make you honorable. Allah make people honorable and make people not good, not honorable. This also in Allah will, who make you honorable. Nobody can make you honorable except Allah. He make you good man, honorable man, Allah make you. But if he make he not happy with you and make you dishonorable people, nobody can make you high. Allah only, if he like. But people, they are not understanding this. They thought it is by themselves, especially who was coming to power, of course, also with Allah. But there is people in power, honorable people, and there is dishonorable people in power also. So must be to be loved to Allah, to be honorable one, to be obeying Him. But if you are not honorable, nobody can make you honorable and acceptable. People, maybe they are obliged to be with him, but even this, they are not respecting him. Who he is thus honorable, no respect for him. Nobody can be respect him, and he will be never respected. This is ayah what we read. And it is very important, because many people, they're trying everything to get something. The most important thing here, to be honorable and acceptable and divine present. And if you are acceptable there, everybody respecting you. Even their enemy, or they don't like you, they also you be respected, but it's never mind to be not loved. But the important thing to be respected one. When you are respected, this meaning you have good manner, good action, everything what Allah like. It is a small ayah, but giving what we are in this century, these days, very rare for whole people. But there is also, but even these people, they are not people. They are not knowing them. The most people, they are following their ego, and they are following shaitan easy way. This is, if you follow them, you will be dishonorable. And if you come against them, you will be honorable one. Allah make us to be with this honorable people, inshaAllah, and to make our Sultan, our president, also to be to stay in this way, inshallah. Allah give them this ability, because when people not following this, Allah not happy with them, and it is not good to be enemy of Allah. Because Allah, you cannot fight Him. He sent for you every punishment. You don't know from where coming this punishment. it is not easy. So we are happy to people to be honorable people and respect people and obeying for Allah. When there are more and more, we are more happy, inshallah. Barakah, rahmah, mercy coming from Allah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.